Yeliz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün sizin Google'dan hayat hikayenizi bir belgesel yaptık. Bakalım Google ne kadar... Doğru. Doğru. Evet. Her istediğiniz zaman durdurup yanlışlığı düzeltebilirsiniz. Ya da bunu yaptım ama sor bakalım bir neden yaptım diyebilirsiniz. Eyvah eyvah. Evet. Eyvah. Buyurunuz. Bütün kirli çamaşırlar dökülüyor mu? Eyvah. Aralık 1983 günü 4 yıllık uzatmalı aşkı Ufuk Deveci ile nikah masasına oturduğunda şarkıcı Yeliz'in ölüm ilanı verilir. Herkesten gizlenen evliliği 5 ay sonra haber yapan Şey dergisi Yeliz'in sahnelere vedasını "Şarkıcı Yeliz artık öldü" sözleriyle duyurur. Haber doğru çıkmaz çünkü şarkıcı Yeliz o gün ölmez. 7 yıllığına köşesine çekilir, sonrasında müziğe döner ve ortalığı bir kez daha sallar. 70'lerin ardından 90'lara da damga vuran Yeliz, eşsiz sesiyle hala kulaklarımızın pasını almaya devam ediyor. Fatma Yeliz Eker, 12 Aralık 1957'de İstanbul'da doğar. Şarkıcı Yeliz'in doğuşu ise bu tarihten 17 yıl sonra İtalyan Lisesi'nin sıralarında olacaktır. Bu doğumun sancıları başladığında Yeliz henüz ortaokulun hazırlık sınıfındadır. Üst bahçede sürekli şarkı söyleyen üst devreden bir kız öğrencinin sesine hayran olur. Yukarıya çıkma izinleri olmadığı için onunla tanışmak için bir yıl bekleyecektir. Hazırlık sınıfı bittiğinde tanışır Nilüfer'le. Aa, bir dakika. Siz mi hayrandınız sesine? Şimdi şöyle ben o zaman Nilüfer değildi. Öğrencisiniz ikiniz de. Öğrenciyiz ama ben hazırlığım orta 2'de. Orta 1 ve orta 2'ler biz rahibe okulu, o zaman rahibeydi okul. Aramızda bahçe vardı. Bizim o bahçeye yukarı çıkmamız yasaktı. Hazırlık okuyanların, preparatoria deniyordu bizde. Ben bir ses duyuyordum yukarıdan, böyle bazen hava güzel olduğu zaman bahçede söyler şarkı söyletirdi çünkü. Sesi güzel olanlara. Ona ve bizimle oyunlar oynarlardı. Ben bir ses duyuyordum. Sonra ben orta 1'e geçtiğim zaman Nilüfer de orta 3'e geçmişti. O zaman gördüm. O zaman tanıştım ama ünlü değildi Nilüfer o zaman. Yani okulda... Ama sesini beğeniyordum. Tabii ay ben böyle aynı biçim sesli. Öğle yemek aralarında muhakkak şarkı söylerdi. Parla Şenol'la aynı sınıftalardı onlar. Ondan sonra Parla da çıkar şarkı söylerdi. Benim hiç aklımda şarkıcılığın şeysi bile yoktu. Benim aklım, fikrim hostes olup uçmakta. Peki bir şey söyleyeyim. O zaman size kimse demiyor mu senin de sesin güzel diye? Ben bilmiyorum ki sesimin güzel olduğunu. Yani şöyle hani çocukken annemin babamın yanında söylerdim falan ama... ...hani öyle bir şarkı söyleyeyim devamlı böyle öyle bir şeyim yoktu yani. Sonra Nilüfer mezun oldu gitti. İşte ben de orta 2'ye geçtim. Orta 2'ye geçtim. Hatta... Sonra şarkıcı olunca belge, o zaman belge almak vardı. Evet. Hatırlarsın sen. Belge aldım ben. 4.90'la bir Sir Antonia vardı. Bütün derslere o gelirdi. Matematik, fizik, kimya, cebir, bilmem ne hepsine o gelirdi. Benim de belalımdı. Signorina Eker aşağı, Signorina Eker yukarı. Hadi televizyonda şarkı söyledin, gel bir de burada şunu çöz diye beni tahtaya kaldırıp böyle devamlı... ...ben okuldan ve matematikten nefret etmiştim. Sonra Dünya Dönüyor çıktı. Dünya Dönüyor çıkınca yine okuldan eve döndüm. Pick-up var tabii evde. Koydum, bayılıyorum tabii işte hem okuldan arkadaşım falan diye. Abi baktım ben de onun gibi söylüyorum ama aynı yani taklit. Böyle dünya. Şimdi yapamıyorum tabii kendi ses kişiliğini bulunca. Ondan sonra ve Nilüfer'i aradım hemen. O gün evde de kimse yok. Annem arkadaşlarına gitmiş falan. Dedim ki ay Nilüfer dedim ya ben de dedim şarkı söylemek istiyorum dedim. Ama şarkıcı olmak şöhret olmak değil benim derdim. Şarkısı bir baktım ki sesim... Çok güzel yani güzel geliyor kulağıma ve aynı Nilüfer gibi okuyabiliyorum. Hiç daha o demeden bana o zamanki disko tür plak çok ünlüydü. Toprağı bol olsun Şoris Bey'in
telefonunu verdi. Onu ara dedi. O hemen kabul edecektir seni dedi. Aradım. Kapatır kapatmaz ve randevu verdi bana. Ve ben hayatımın en büyük ilk ve son yalanını annemlere öyle söyledim. Koşa koşa anneme gittim. Bebekte bir arkadaşındaydı. Aynı anne dedim, ne oldu biliyor musun dedim. Ne oldu dedi. Bana dedim plak şirketinden teklif geldi dedim. Yallah. Ne plak şirketine alaka falan dedim. Böyle böyle Nilüfer bahsetmiş dedim falan filan. Ondan sonra işte öyle başladım. Şirkete gittim, plak şirketine, Şoris Bey'e. İşte 16 yaşında falanım yani, 14-15 yaşında. Lise bitmedi bu arada. Yok. Şimdi Nilüfer meşhur oldu ya. Şimdi İtalyan'dan o Şişli Koleji'ne geçti ve sonra lise 1'den terk eyledi. O tabii çok ünlü oldu. Şimdi ben de ünlü oldum orta 2'de. İkinci, orta 2'de. İki belge aldım aslında, orta 3'te yani, orta sonda. İlk plan çıktı işte. Ünlü oldum. Ondan sonra yetişemiyoruz yetişemiyorum. Ben de bitirdim. Nilüfer ne yaptı? Şişli Koleji'ne geçti. Ben de Şişli Koleji'ne geçtim. Ondan sonra baktım konserler falan başladı. Devamsızlık şu bu. Hadi ben de ayrıldım. Lise 1'den. Nilüfer ne yaptıysa onu yaptı. Şimdi görüşür müsünüz yani? Hep devamlı. Hep konuşuruz, görüşürüz. Hep. Bu kadar arkadaşlık olunca. Tabii tabii, hep her zaman görüşürüz. Buyurunuz. Hazırlık sınıfı bittiğinde tanışır Nilüfer'le. Arkadaş olur, birlikte şarkı söylerler. Yıllar hızla akar. Nilüfer mezun olur. Dünya dönüyor 45'liği çıktığında, Yeliz satın aldığı plakla eve döner. Bir yandan şarkıyı dinlerken bir yandan sözlere eşlik eder. Aynı Nilüfer gibi okuduğunu fark ettiğinde şarkıcı olmaya karar verir. Tereddüt etmeden Nilüfer'i arar, o da tereddüt etmeden dönemin çok ünlü bir plak şirketinin telefon numarasını verir. Elinde tuttuğu telefon numarası Yeliz'in sanat hayatına giriş biletidir. 1974'te yayımlanan ilk 45'liğinin bir yüzünde Sen Olsan Yeter, diğerinde Hoş Geldin Bahar diyen Yeliz, müzik dünyasına sağlam adımlarla ayak basar. Ertesi yıl Türkiye'nin ilk Eurovizyon elemelerine Çiğdem Talu'yla Selmi Andak'ın... Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu tabii büyük orkestra ve ilk Türkiye'deki ilk Eurovizyon şarkı yarışması. Canlı yayın. O zaman intronun ne demek olduğunu falan bilmiyorum tabii. Kaçırıyorum devamlı, korkuyorum, heyecan. Bu bakış Timur abiye dedim ki, orkestra şefimiz de Timur Selçuk. Tabii ben öndeyim, o arkada ya. Hani Timur abi dedim, benim gireceğim zaman sen hafif bir şey yap, ben yandan sana bakacağım dedim. O bakış. Ha, gireyim mi girmeyeyim yani mi Timur nerede, abi bakış. Evet, Timur abi bir yerde işaret edecek. Dın deyip ne zaman yalnız kalsam diye gireceğim. Ona mikrofonda hazır, böyle Timur abiye bakıyorum çaktırmadan. Şuradan görünür ya hani arkası. O bakış o. Çok güzelmiş ama. İntroyu kaçırmayayım diye. Buyurunuz. Çiğdem Talu'yla Selmi Andak'ın Hayalimdeki Adam şarkısıyla katılır ve Atilla Atasoy'la ikinciliği paylaşır. Tam anlamıyla zirveye çıkışı bundan bir yıl sonra olacaktır. 1976'da yayımlanan Bu Ne Dünya ve Yalan şarkılarından oluşan 45'lik, rekorları alt üst ederek o yılın en çok satan plağı olur. Eline toplu para geçen hemen herkes araba ya da ev almayı düşünürken, Yeliz ilginç bir yatırıma yönelerek kendisine Aşiyan mezarlığından yer satın alır. Aa, o niye? Babaannemi kaybetmiştim küçükken. Biz de doğma büyüme bebekliyiz. Babaannem Aşiyan'da gömülüydü. Mezarlık yok yani, kimsenin değil o mezarlık. Ben de demiştim ilk para kazandığım zaman mezarlığı satın alacağım diye. Ondan sonra gerçekten de tam Mine Nurettin ve Yahya Kemal Bayatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var efendim. Babacığım da şimdi orada yatıyor. Mezarlık aldım. Kimsenin aklına gelmez ama evet, mezarlık aldım. Hiç benim aklıma gelmez yani. Ama doğru bir şey yapmışım galiba. Hala da gelmez yani. Değil mi? Ne bileyim ben işte... Ama ortada mı bırakacaklar? Biri gider gönül abi. Ya tabii ki canım, işte benim ne bileyim hani güzel şey olsun, mezarlığı olsun, işte mermeri olsun falan olsun filan olsun. Çocuk... Öldükten sonra ne önemli ya? Şimdi tabii ki yani şu anda olsa hiç umurum olmaz. Yani beni yakıp atsınlar denize.
küllerimi hani hiç. Yani her istedikleri yeri gömebilirler işte. Ay yani ya. Yoksa işte aşiyam işte biz bebekliyiz ya falan filan ne bileyim ben hani. Belki de bu yatırımın sebebi daha o yaşta kendisini gayet iyi tanıdığındandır. Çünkü Yeliz paranın kıymetini bilmez. Yanlış evliliklerden, hatalı ilişkilerden hep maddi kayıpla çıkar. Hakikaten bilmez misiniz? Hiç bilmem. Şöyle ki yani ben hani kimse annesini çeker, ben babama çekmişim. Yani babam da bebekte apartmanları bilmem nesi olan bir insanmış. Ben tabii çok yani yokmuşum hayatta. Boğaziçi Üniversitesi'nin orası çiftlikleriymiş. Babam bebeği atla iner çıkarmış. Ondan sonra babam da yani işte bir güzel eş, dost, ahbap hani. Ben de öyleydim yani öyleyimdir yani hani yenilsin, içilsin. Cebim yani hiç hayatım boyunca mesela dediği gibi anlatılan gibi bir erkeğe asla para yedirmedim. Yani bana para ver o bunu asla yapmam, yapmadım, yapmam da. Ama metazori olmuştu o rahmetlinin zamanında. Çok karanlık bir hayatı vardı. Çok şiddet falan görmüştüm biliyor yani. Duydum. Herkes biliyor zaten. O dönemki işte ne bileyim iki tane arabam, evim bilmem ne hepsi gitti yani. Ama nasıl gitti vallahi İnan ki ben de hatırlamıyorum ama bir şekilde gitti yani onlar. Acaba çok aşık olduğunuz için mi? Ya şimdi düşünüyorum hani aşk mı diye. Ya o yaştaki aşktan ya ben çok şeydim yani evi çok seven bir insanım. Hem çok eğlenceyi gezmeyi severim hem de evcilim. Yani içimde o kadar çok Yeliz var ki benim. Bir sürü Yeliz var benim içimde. Çok çabuk şöhret olmak, çok böyle... Ay dedim ben yoruldum evimin kadını olayım. O zaman Maxim'de solist altı başlamıştım. Caddebostan Maxim'de. Rahmetli Fahri Bey bana dedi ki bir sene sonra solist az solist yapacağım seni dedi. Ve o dönem aldığım avansı Ufuk Bey rahmetli geri verdi. Ve ben sahneyi bıraktım. Ama o aşık olmak Yeliz Hanım ya. İşte o zamanki kafaya göre tabii ki aşık olmak ama şimdi düşünüyorum yani... Hani derler ya zaten şimdiki o zamanki aklım şimdi olsa işte olmuyor maalesef. Bir de Şişli Koleji'nden sınıf arkadaşımdı benim. Hani bilemedim nasıl bir yani sınıf arkadaşım hani düzgün biri diye. Bir de sanırsınız 30 yıldır sahneye çıkıyorsun. Ben yoruldum ne daha 5 yıl olmuş. Ben çok şımarıktım ama. Oo çok aklım annemler okula gelirdi mesela beni görüşmeye hani veli toplantısına. Sir Antonio direkt böyle yapardı. Direkt yani direkt Sir Antonio'nun çok aklım on karış havada lay lay lom şımarık. Yani şımarık tabii neye göre şımarık? Hani şimdikileri görüyorum hiç şımarık değilmişim de. genç kızlığımı yaşıyormuşum. O zamana göre şımarıktım yani şimdi düşündüğüm zaman. Ay ben çok yoruldum şöhretten bilmem ne evimin kadını olacağım havalarında. Yani ne oluyorsun be kardeşim? Ve gerizekalı. İşte hayat hep deneyim. Buyurun. Çünkü Yeliz paranın kıymetini bilmez. Yanlış evliliklerden, hatalı ilişkilerden hep maddi kayıpla çıkar. 45'likler, albümler, sahne çalışmaları peş peşe gelir. İlk sahnesini İzmir Fuarı'nda alır. As solisti Hülya Koçyiğit'tir. İstanbul sahnelerine ise Neşe Karaböceğin altında adım atar. 1977'de Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Müzik Yarışması'na katılır. Çiğdem Talu, Melih Kibar çalışması tüm bir yaşamla 32 ülke içinden birinciliğe uzanır. 1980'li yıllarla birlikte Yeliz, müziğine yeni bir yön çizer. Arabesk ve popu birlikte denediği birkaç çalışmanın ardından rotayı tamamen arabeske kırar. Gönlüm Seninle, Yanakları Çiçektir, Kahpe Felek ve Kim Bilir adlı plakları çok tutar. O yıllarda altın plaklar bol keseden dağıtılmaktadır. Ne var ki 45'likleri yüz binler satan Yeliz'in henüz bir altın plağı yoktur. Evet, onu da söyleyeyim. Şöyle hem Bu Ne Dünya'da hem öbür yapılan Türk müziği arabesklerde. Bu arada Kim Bilir'i ilk ben yapmıştım. Kibari'nin Kim Bilir'i.
Kübariye'nin değil işte o. İlk ben yaptım. Fakat biz TRT çocuğu olduğumuz için, denetim olduğu için duyuramadık, çıkamadık televizyona. Sonra bir yılbaşı gecesi Kibariye çıktı, onu söyledi ve şarkı Kibariye'ye mal oldu. Oysa ki sizin şarkınız. Halbuki benim, ilk ben yaptım. Ha, bunu bilmiyordum. Tabii. Hurşit Yenigün, şimdiki CD'ler var ya, hani CD evet, dediğimiz. O zaman da dev 45'lik olarak single, işte iki şarkılı onları yapıyorduk. Bir tarafı kim bilir, bir tarafı işte bilmiyorum öbür tarafında ne vardı. Ama çok sattı. Hepsinde de o yankı plak, şimdi yoklar zaten. Belki öldü, öldüyse Allah rahmet eylesin. Ben hep Allah'a havale ediyorum çünkü. Çok hakkımı yediler, çok altın plağımı, kaç tane altın plağımı vermediler, paramı vermediler. Yani sonradan tabii ama ben hep Allah'a havale ettim. Zaten bak ben buradayım, onlar yok yani mesela. Ben hep öyle... Eskiden aynı şeyi Coşkun Bey de söyledi sabah. Eskiden plakçılar bizim çok hakkımızı yediler. Çok yediler, çok. Yankı Plak şirketinden 4 altın plak alacağı olduğunu söyler. Şirket sahipleri 2 plak vererek konuyu kapatmaya çalışır. Bu arada Yeliz hayatının akışını değiştirecek bir ilişkiye yelken açmıştır. Eski okul arkadaşı Ufuk Deveci hayat arkadaşı olmak üzeredir. Mersin'in tanınmış ihracatçılarından Mehmet Deveci'nin oğlu olan Ufuk Deveci'yi yakından tanıdıkça çok sever. Çok. 1980. Çok, bildiğiniz gibi değil. Yani şimdi bakıyorum da keşke şimdiki aklım olsaydı. Ha tabii bir sürü şey öğrendim ama çok ağır bedeller ödeyerek öğrendim. Yani çok ağır bedeller ödedim. Öyle böyle. Hani şimdi kadına şiddet falan deniyor ya. Ben o kadına şiddetlerin en tapını yaşadım yani. Çok ağır bedeller ödedim. Yani... psikolojik ve fiziksel olarak çok büyük bedeller ödedim. Yeliz Hanım size çok aşık olduğu için mi yapardı? Kıskandığı için? Normal olmadığı için. Bir de yasaklı madde falan tabii kullanıyordu. O zaman ben hiçbir şekilde bulaştıramadılar beni. İki evlilik yaptım, ikisi de öyleydi. Tabii onu içince ne oluyor, kafa nereye gidiyor bilmiyorum. Kendi kurduğu hayaliyle, şeyle bir sürü psikopatlık derecesinde şiddet ve işkence gördüm yani. Çok çok ağır gördüm. Eskiden hiç konuşamıyordum. Şimdi tamamen unuttum, başkasını anlatır gibi anlatıyorum. Yani o kadar sildim ki zaten rahmetli oldu. Onun için yani... Bir de o zaman şimdiki gibi sahip de çıkılmıyordu kadına. Benim o kadar şahane bir ailem vardı ki, rahmetli babacığım, babam, annem. Yani öyle şeyler oldu ki benim annemi babamın evini falan da kurşunladı. Yani öyleydi. Hani ben benim her şeyimi aldı elimden, çalışamayayım diye. Yani... hiçbir yerde iş bulamaz oldum. İş vermediler bana. Baskı yaptı. Tabii. Baskı yaptı. Katiyen iş verdirtmedi. Yani köpeğim vardı, Bambiş. Ona kıyma alamıyordum. Komşum alıyordu. Yani o kadar... hani elimde küçük küçük böyle günlük altınlar, bilezikler kalmıştı. Hep onları sattım. Düşün, o kadar mücevherim vardı ki hepsini aldı geri. Hepsini. Peki kaçamıyorsunuz? Yok işte 6.30 ya, kaçamıyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Bırak kaçmayı. Yani o zaman cep telefonu falan da yok. 6 yani çok işte Mersin'de oturduk bir sene, iki sene. Tabii bunu başında bana hep söylerim, işte anne baba lafı dinlemeyiz ya, hani anneler babalar hep görür. Ama gençlik başımda duman. Ben kendim yaşayacağım, göreceğim. Görüyorsun işte ondan sonra. Hep bana bunu söylediler. Hayır, ben dedim, siz yanılıyorsunuz. Ben yaşayacağım dedim.
Yaşadım. Sonra Mersin'de, Mersin'den döndüğümde o kadar kafada itmişim ki geri... Ya, mesela İstanbul'da da bir gece evden kaçtım. O kadar kötüydüm ki hastaneye yatırdılar beni. Psikolojik, yani uyuttular. Tedavi gördüm. Sinir sistemim bitmişti. Korkunç durumdaydım yani. Mesela sokağa falan çıkamazdım ben. Boşandıktan sonra da yani uzun zaman kendime hep doktorlara gittim. Çünkü korku, korkudan yutkunmaktan, devamlı yutkunmaktan. Herkesin nefes, mesela ben astım hastasıyım ya, benimki alerjik astım değil. Herkesin nefes borusu bu kadarsa benimki bu kadar olmuş. O Hacettepe Üniversitesi'nde bakılmıştı. Nefes borum küçülmüş. Ondan ben mesela bir korkuda, bir stresle, bir heyecanda tıkanırım hemen. Nefes alamam. Bir de kolonya da, çünkü çok kolonya kullanıyordu. O da bir psikolojik, yani kolonyayı duyduğum zaman... Fenalık geliyor. Bak, konuşurken bile nefes alamıyorum. Ondan sonra çok, yani gerçekten şimdi o Yeliz'e baktığım zaman çok büyük mücadeleler verdim ayakta durmak için. Hani o kadar büyük mücadele verdim ki bir kere her şeyim bitiyor. Evin, araban, paran, mücevherin, her şeyin gidiyor yani. Her şeyden önce zamanın gidiyor, bir daha geri gelmeyecek. Hayat o, gidiyor. O gençliğin, hayatın ve zamanın kim bilir ne başarılara imza atacaktın, onlar gitmiş oluyor. Ben sadece kendimi böyle dipsiz, karanlık bir kuyuda hissederdim. Bir tek şey hayal ederdim Armağan'cığım. Hep böyle gece lambası çok severim ben ve özellikle sarı olacak, hani evlerin ışıkları yanar ya. Kendim anahtarımla açıp içinde sarı gece lambamın yanabileceği tek odalı da olsa huzur, korku duymayacağım, yapmayacağım. Hep böyle bir ev hayal ederdim. Bana o kadar uzak gelirdi ki o kuyunun dibinden. Allah'ım ben bu kuyudan nasıl çıkacağım derdim. O kadar uzak gelirdi. Fakat işte öyle 6,5 sene geçti. Tabii bu 6,5 senede çok şeyler oldu yani, çok. Nasıl kurtuldunuz? Hiç haberi yok işte. Bak benim şöyle bir huyum vardır. Sen bana yaparsın. İşte şey yaparım ama hiçbir şey yoktur mesela. Ben sana yok artık bitti Armağan, konuşmuyorum. Yani birden keserim sen. Tahmin etmediğim bir yerde öyle bir... Biriktiririm. Hiç tahmin etmediğim bir anda hiç habersiz mahkemeye verdim. Bütün darp raporu, şu raporu, bu raporu hepsini verdim. İhbar ettim polise. Polisle işbirliği yaptım. Yakalattım. Mahkememiz oldu. Hapse girdi. Ondan sonra boşandım. İyi rahatsız etmedi sonra. Sonra rahatsız etmesin. Yani rahatsız etmedi. Edebilirdi. Mesela o dönem Gülhane konserleri oldu. Hmm. Gülhane konserine çıkacağım zaman telefon geldi. Çıktığın zaman vurulacaksın orada falan diye. Orası da 30.000 kişi. Ondan sonra işte yanına falan koruma bilmem ne veriyorlar ama hani ne kadar olabilir koruma. Ondan sonra ben hiç çok dedim ya, çok korkuyla yaşadım ama bir müddet sonra hani böyle bir deli şeyi gelir ya. O korku duvarını aşıyorsun. O deli gücü hani işte deli ne görünce sarhoş bile deliyi görünce korkmuş ya hani. O bir deli kuvveti geldi bana. Hani şey olarak, beyin olarak ve ruh olarak. Allah'ıma sığındım ve hiç yani ne korku ne bir şey. Ondan sonra işte ufak ufak işlere güçlere başladım. Ve birisi çıktı yine karşıma. Denize düşen yılana sarılır.
Ama onu da bilmiyordum öyle olduğunu. Nereden bileyim ben? Geliyordur geliyor, muhtemelen. Geliyor değil mi? Buyurun. Evet. 1981'de bir röportajla kısa süre içinde evleneceklerini ilan ederler. Yeliz o gün sahne defterini artık kapattığını söyler. Bir de kocası izin verirse belki müzikalde rol alabileceğini. Ancak o evlilik uzun süre gerçekleşemez. Çünkü aileler şiddetle karşı çıkmaktadır. Yine de aşıkları ayıramazlar. Evlenmeseler de aynı evi paylaşırlar. Bu aşk Yeliz'in kariyerini bitme noktasına getirecektir. Yeliz işlerden elini eteğini çekip Mersin'e gider. Ufuk Deveci ile geçirdiği 3 yılda sadece 2 plak yapar. Magazin köşelerine göre Yeliz'in sanatının önünde duran kocası değil, kıskançlığıdır. O kadar kıskançtır ki sevgilisini bırakıp İstanbul'a dönemez. Ben mi? Öyle. Hiç alakası yok. Tam tersi. O evin kapının dışına çıkarılamıyorum ve bütün gazeteciler arkadaşı o ne isterse o yazılıyor. Yani ben hiç kıskanç falan değilimdir yani hiç. Kıskanç olan beyefendi. Tam tersi tabii canım yani ben bir yere gittiğimiz zaman böyle oturabilirim yani şöyle falan yapamazdım. Tam tersi o yani bu anlatılan ben Mersin'den dönmek istiyorum dönemiyorum. Tam tersi. Buyurunuz. Hatta bu yüzden ses tellerindeki nodülleri tedavi ettiremez. Bir dönem sesini kaybetme noktasına gelir. Yeliz'in o yıllarda sigarayı içmediğini, adeta yediğini söyleyen bazıları ise ses tellerindeki problemin kaynağı olarak tiryakiliğini gösterir. Fırtına gibi biten 70'ler... Onu söyleyeyim hemen. değil, benim çok korkunç bademciklerim vardı. Sedat Katırcıoğlu'ydu benim doktorum. Müthiş bir doktordu. Gittiğim zaman tabii ki sigara sağlığa zararlıdır. Ama benim bademciklerim her biri ızgara köfte büyüklüğündeydi. Ve o bademciklerdeki iltihap artık o kadar hastalanıyordum ki... ...devamlı akı ve ses tellerimin üstüne artık... şey yapmış yani kabuk bağlatmış. Sedat Bey beni ameliyata aldı. Çok büyük bir ameliyat geçirdim ben. Bu ses telleri kazılacak ve dikilecektir. Yani bütün önce bademciklerimi aldı. Ondan sonra bütün ses tellerimi kazıdı ve dikti. Çok büyük bir ameliyat geçirdim. 11 gün hiç konuşmadım ama sonra şen bülbüller gibi. Bunda doğrusu bu. Fırtına gibi biten 70'ler hızla başlayan 80'ler. Şarkıcı Yeliz'in karanlık yılları takvimler 30 Aralık 1983'ü gösterdiğinde başlar. Yeliz Eker artık yoktur. Deveci soyadını alarak 4 yıllık sevgilisine evet der. Bu evlilik uzun süre herkesten gizlenir. Nikahtan 5 ay sonra açıklarlar. Aynı yıl hamilelik haberi de duyulur Yeliz'in. O kadar mutludur ki içine sığmayan bu heyecanını evliliği gibi saklayamaz. Fakat bu büyük heyecan, bebeğini kucağına almasına ramak kala bir trajediye dönüşecek, 8 aylık doğurduğu kızı değil, bu... hayata tutunamayacaktır. Bir dakika. Değil. Burada, evet hamile kaldım, ilk hamileliğim. Fakat düştü, yani şiddetten dolayı düştü. Ve ondan sonra bir daha da korundum ve hamile... İstemediniz. Tabii yani istemedim. O biraz önce dediği ikinci yani ben kızımı kaybettim o ikinci evliliğimde. Yanlış. Evet ikinci evliliğimde ama şundan dolayı o da şiddet gördüğüm için çok zor tutuyordu bebek. Korkut. Ya psikolojik bir şey muhtemelen. Yo fiziksel. Çok zor tutuyordu. Buyurun. Adını Nazım koyduğu kızından başka da çocuğu... Nazım değil. Ne? Nazım. Nazım. Nazım koyacaktım. Bu seslendirmeci arkadaşım. Nazım. Kız çocuğu diyor ve Nazım. Nazım koyacaktım ama bu şimdi değil, daha sonra bu. Bu ikinci evli. Yeliz'in bu dönemi müziği adına verimli geçmez. 1986'da yaptığı İhtiyar Falcı ile 1988 tarihli Seni Sevmek İbadet albümleri istenen başarıyı sağlamaz. Uğruna kariyerini neredeyse feda ettiği evliliği ise 7 yıl sürer.
90'lı yıllarla birlikte Türk pop müziğinde yeni bir çağ başlarken, evlilik prangasından kurtulan Yeliz de kendi yeni çağının peşindedir. 1992 yılında çıkardığı Haklıydın, Yeni Baştan albümüyle bir yandan pop müziğe dönüşünü ilan eder, Sel Suyu hitiyle de Yıkılmadım Ayaktayım mesajı verir. Şimdi, bunda da yine bir kişi girdi hayatıma. Şimdi o Güneydoğu'yu temsil ediyordu birincisi. İkincisi de tamamen Etiler Şam'dan ve Paris ekolünden. Ekolündendi. Ortam yok. ne bileyim ki o da o maddelerin tutkunuymuş. Ondan sonra biz onunla bütün beraberliğim, evliliğim falan hepsi toplam bir buçuk yıl kadar sürdü. Onda çok sürmedi fakat bak bu üstümdeki kıyafette ayakkabım yoktur. Bu kıyafet sözlerini benim bu Sel Suyu ve Haklıydın bütün şarkıların sözlerini yazan hem okul arkadaşım hem mahalle arkadaşım benim artık ahiretliğim o sevgili Yeşim'indir. Yeşim Dostoğru'nundur elbise. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben o şarkıları okurken stüdyoda dedim ya hepsi çok az sürdü. Beraberlik, evlilik falan. O dönem işte Anadolu yakasına taşındım. 91-92'de. Sonra 92-94 falan işte o yıllar. Ondan sonra o kişiyle, Volkan'la evlendim. O da rahmetli oldu çünkü. Ondan sonra bir gün stüdyodan geldim. Bambiş var benim, Bambiş'im vardı. Çok sevdiğim bir bebeğim, köpeğim. Ondan sonra birdenbire bir şey yüzümde hissettim, bir acı hissettim. İşte yine şiddet, korkunç bir şiddet. Ve o gün gece saat 2'ydi falan Bambiş'imi aldım ve berbat bir şekilde evden çıktım. Taksi durağına gittim, doğru Yeşim'in evine gittim. Onda da darp raporu aldım tabii feci, yani çok feciydim. Tabii albüme kıyafetlerim falan orada kaldı tabii. Alamıyorum, vermedi falan filan bir sürü vardır ya öyle şeyler. Lanet olsun dedim. Ondan sonra Yeşim'in kıyafetleriyle çektirmiştim bu albüm kapağını. Yeşim Hanım'ın kıyafetleri. Evet, yani. Yeşim Hanım'ın kıyafetidir. Bir yandan pop müziğe dönüşünü ilan eder, Sel Suyu hitiyle de Yıkılmadım Ayaktayım mesajı verir. Fakat zaman çok değişmiştir. Yeliz'in popla arasına giren yıllarda popüler müzik dinleyen nesil değişmiştir. Yeni gençler Yeliz'i tanımamaktadır. Albümü yeterli bulmayan bazı müzik eleştirmenleri de sert yorumlar yapar, kimisi bu son albümü olur bile der. Yeliz'in müziğe verdiği ikinci ara böyle başlar. Bu ara öncekinden çok daha uzun sürecek, hayranları sesine kavuşmak için bu kez 15 yıl bekleyecektir. Tam da o dönemlerde Yeliz 12 günlük büyük bir aşk yaşar. Ben bunu bilmiyordum. Ya. Vallahi bilmiyordum. İlk defa duydum. Öyle hiç, mi? Hiç duydum ne biliyordum. Gerçekten. Vallahi billahi. Aa bakayım. Çok ilginçmiş. Evet. Hikayenin jönü Özcan Deniz'dir. İki tarafında kimselere söylemediği bu ilişki yıllar sonra ortaya çıkar. Yeliz, çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. Babamın dizine yatıp çok acı çekiyorum dediğim ben çalışıyordum. Küfe. Küfe vardı Etiler'de. Biliyorum. Ben işe gidiyordum. Sonra gece dönüyordum. O bekliyordu beni. Sonra tabii ayrıldık yani. Çünkü o yeni çıkıyordu piyasa. Yani şimdiki gibi rahat değildi o zaman. Hani işte rahmetli Hilmi Topaloğlu, işte sen daha yolun başındasın. Ne yapıyorsun? Kendinden hani 10 yaş büyük bir kadınla niçin berabersin falan filan. Ondan sonra hani öyle şeyler batıyordu ya o zaman. Onun için ayrıldık yani ayrılmak zorunda kaldık ama ben ayrıldığım zaman gerçekten hayatımda hiç babamla böyle bu konularla ki arkadaş gibiyizdir annem babam. Ben şahane bir ailede büyüdüm abim. Bunda
babamı çağırmıştım şeye, plaj yolunda oturuyorum. Orada babamın dizine yatıp baba çok acı çekiyorum dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Babamla viski içmiştik. Buyurunuz. Plaj yolundaki evimin dili olsa keşke diyerek ilişkiyi kabullenir. Neden bittiğini ise sonu olmayacağı için sözleriyle anlatır. Yeliz'in 10 seneye bedel büyük bir aşk dediği 12 gün plaj yolundaki evde kalmaz. Özcan Deniz'in başrolünde olduğu ve Türk sinemasının kült filmleri arasına adını yazdıran 2004 tarihli Neredesin Firuze aslında bu aşkı anlatmaktadır. Yani Firuze gerçekte Yeliz'dir. Yok, sonra bunu Özcan Bey'e sordular. Filmdeki Demet Akbağ'ın canlandırdığı o hanım şizofren bir kadın orada. Özcan Bey de dedi ki Yeliz şizofren değildi yani. Ona neydi bu film dedi. Ben çünkü bu hikayeyi Hilmi Topaloğlu'nun hikayesi diye bilirim hep. Evet, öyle zannedildi ama zaten Özcan Deniz de güzel, yani güzel bir başrolde oynayan hanım dedi. Şeydi dedi, yani şizofren birini oynuyordu dedi. Yeliz Hanım şizofren değildi dedi. Önce de. Buyurun. 2007'de Haykırdım Sessizce adını verdiği albümle müziğe ikinci ve son kez döner. Ama işte burası çok önemli. Bu sırada onu da dinleyelim, öyle mi anlatayım acaba bu bakalım sırada? Bakalım ne oldu bu sırada. Evet, bu sırada adı ilginç bir gazete haberinde yer alır. 4,5 ay ilişki yaşadığı şarkıcı Faruk K, Yeliz'den şiddet gördüğünü öne sürer. Bu ne ya? Yok, hiç alakası yok. Ne, arkadaşım ne benim Faruk. Ne oluyor? Ya vallahi bildiği, bunlar hiç Google'ın işte bak yani. 2007'de şöyle döndüm ben. Artık çok 2007'ye kadar o her şeyimi kaybettim dedim ya. 2000 sonra 99 depremi. Deprem. 99 depreminden önce ben bir albüm yaptım. Albümü bir iş adamı sponsor oldu. Ve bu albümün de şeyini, müzik direktörlüğünü falan asla ve asla ismini vermeyeceğim biri üstlendi. Çünkü verdiğim anda cevap verecek bilmem ne, hiç prim milim yaptırmak istemiyorum. Çünkü hep diyorum yani ben bu ülkede iki kişiye ne ölüme ne dirime, biri kadın bir şarkıcı, biri bu adam, bey bile demeyeceğim. İkisi de benim hayatım, ekmeğimle oynadılar. Bunlar 99 depreminden önce olan hadiseler. Şahane bir albüm yaptım. 12 şarkılık. O müzik direktörüyle, o besteciyle sponsor arasındaki anlaşmazlık yüzünden ben güme gittim. Ve long play çöpe atıldı. Ve ben orada tamamen küstüm her şeye. Yani pisi pisine bir insanın egosu, bir insanın ben bilirim demesi falan yüzünden benim albüm bitti. 12 şarkılık long play, şahane şarkıların olduğu long play çöpe gitti. Ondan sonra yine böyle şanssızlıklar işte üst üste gelir ya. Bu sel suyundan sonra oluyor artık. Sel suyu olayından sonra. İşte o büyük ayrılık başlıyor. Uzun ayrılık. Uzun ayrılık başlıyor. Şöyle ki. Bodrum'da bir mekan açılacak. O zaman kimdi? Kastelli'nin oğluydu galiba. Yeliz Hanım dedi bir mekan açacağız dedi. Tamamen dedi sizle dedi açmak istiyoruz dedi. Tamam, güzel. Hatta böyle bir İspanyol ismi gibiydi. Tam hatırlamıyorum. Tamam dedim. Biz şey şarkılar çalıştık bilmem ne falan. Ve ben bütün kedilerimi, çiçeklerimi falan aldım. Ve 3 aylığına Bodrum'a gittim. Ev tuttum. Orada bir mekan işte açıldı. Şeyde Bodrum merkezde. Ondan sonra iyi çalışıyoruz. Güzel. Bir müddet sonra bir şeyler olmaya başladı yani. Bu gece iş yok, bilmem ne falan denmeye başladı. Ama şöyle denmeye başladı. İşte bir gün beni dinlemeye bir şarkıcı geldi. Hani dedim ya asla isim vermeyeceklerim. Yani iki kişidir bunlar benim hayatımda. Onu sahneye çağırdım. Hatta dedi ki iyi cesaret dedi beni sahneye çağırman falan dedi.
Ondan sonra ne kadar büyük müşki sesi. Ondan sonra iyice cesaret dedi, beni sahneye çağırman dedi. Ondan sonra bir müddet sonra bir baktım iş yok diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar, Allah'ım. Yine parasız kalmaya başladım, yine iş yok, yine güç yok. Kaldım Bodrum'da, eşyalarım orada, kedilerim orada, ne yapacağım? Bir baktım o kadının ilanı çıktı orada. Orada birisi vardı, onunla çok iyi arkadaştı o. Araya girdi, allem etti, kullem etti, beni ekmeğimden etti, kendi başladı çalışmaya. Ama sonra zaten kapandı, o da, onlar da bir şey yapamadılar. Ve ben İstanbul'a döndüm. Tahmin ettim galiba. Ondan sonra... ya isim neden vermiyorum, korktuğumdan falan değil. Hani o cevap verecek, o onun bilmem ne diyecek. Ben hayatım boyunca beni az çok tanıyorsun. Ne kimseye bir şey demişimdir, ne polemiğe girerim. Sevmem, ben hiçbir zaman zaten bu aleme hiç uyamadım. Hiç bu aleme aklım ermedi yani. Onun için de istemiyorum. Mevzu uzasın istemiyorum. Mevzu uzasın istemiyorum. Yani ne diye bir de gündeme gelsin benim yüzümden falan. Buyurunuz. İddialara göre Yeliz'in öfkesi oldukça meşhurdur. Yok öyle bir şey yok. Bu yani, hiç olmadı. Hiç alaka, çok iyi arkadaşım yani. Hiç alakası yok. Emel Sayın'ın yıllar önce anlattığına göre Yeliz sahne alırken de çok sinirlidir ve bazı taşkınlıkları olur. Bir gece kulisteki odasından yükselen bağırışlar gazinodaki seyircilere kadar gider. Hiç ay kim de kim demiş bunu? Yeliz dövüyor, Osman ısırıyor mu? Evet. Bir de gazete haberi. Ay, bir de gazete haberi. Hangi gazete yapmış bunu? Bak o kadar ilgilenmiyordum ki artık. Osman benim rahmetli kedim. Ha Yeliz dövüyor, Osman ısırıyor. Osman da kedi mi? Kedi. Çok komikmiş. Buyurunuz. Bu yüzden de Yeliz'den dayak yediği için ayrıldığını söyleyen Faruk Kağan'ın iddiaları kimilerini şaşırtmaz. Faruk Kağan, Yeliz'in tartaklamalarını sineye çektiğini ancak kedisi Osman'ın tırmalamalarına dayanamadığını da söylüyor. Ay yok, o kadar baştan sona yani hani... Külli yalan. Yani yalan bile değil bu, yani bayağı yazılmış bir İftira. Senaryo. İftiranın da iğrenci. Bir ikincisi, ben kulisten bağırmışım da sesim öyle, tamam ben agresiftim. Fakat hayır şuna agresif. Hiç gülecek. Ama bir dakika, şuna agresifti. İşimde yani kulisimde her şey tamam olacak. Orkestram tamam ol. Yani işimde şeyimdir. Yani mükemmeliyetçi. Yani geç kalınmayacak. Prova tamam. Ama öyle kulisten bağır çağır, o başkaları yapardı onu. Ben başkasını anlatmıştım herhalde, onunla karıştım. Buyurun. Da. Yeliz 2010'da 6 şarkılık bir maxi single yayınlar. 2011'de Sevgililer Günü için yazılmış iki şarkıda Soner Arıca ile düet yapar. 2014'te Gidiyorum albümü, 2018'de Bekle Yağmur Geliyor, 2019'da Aşk Alfabesi ve son olarak bu yıl Ahmet Kaya'nın Beni Vurunu single olarak yayınlar. 2000'li yıllarda sadece müziğiyle değil, hayvan hakları konusundaki çıkışlarıyla da gündemdedir. Üstelik bunlar altı boş sözler değildir. Mesela kürk giyenlere tepki gösterebilmek belki de en çok onun hakkıdır. Çünkü hayatında hiç gerçek deri giymemiştir. Ankara'da kapatıldığı evin balkonundan kurtarılan köpeği de o sahiplenir. Her akşamüstü sokak hayvanlarının karnını doyuran Yeliz, bugüne kadar belki de iki daire parasını bu yolda harcadığını da gururla söyler. Yeliz'in es geçilemeyecek en büyük özelliklerinden biri de futbola olan ilgisi. Evet. Çok futbola çok istedim mesela, bana bir futbol programı teklifi gelsin, bir futbolla ilgili bir program yapayım veya müzikle futbol karışımı, acayip seviyorum. Fenerbahçeliyim tabii ki. Peki böyle her şeyi bilir misiniz? Offside'i görür. Her şeyi bilirim. Nereden bir geldin? De hislerim de kuvvetlidir yani, maçın ne olacağını da bilirim. Ben çok maça giderdim. Nereden geldi bu ilgi size? Ben bilmem, severim, maç severim yani, futbol çok severim. Yani Fenerbahçeli olmaktan herhalde, orada maçlara gitmekten. Evde seyredersiniz maç oldu mu? Ya hayır, totem yaparım, bakmam. Ya maça giderdim. Gol olacağı zamanı hissedip böyle yapardım ki gol olsun diye. Ben baktığım zaman gol olma, totem o benim totemim. Muhakkak gol olurdu. Sonra eve gelirdim. Hani maçın tekrarlarını verirler, orada seyrederdim golleri. Biraz enteresan. Mesela Fenerbahçe'ye yenilince üzülüyor musunuz? Çok.
kızarım, kavga ederim. Fenerbahçeli futbolcularına bağırır çağırırım evde. Allah sizi kahretmesin. Siz bizi kanser mi edeceksiniz? Oynasanız ha. Oo tabii. Kongre üyesi falan mısınız? Değilim. Yani hani artık buna da kongre üyeliği yakışırmış değil yani. Mi? Evet değilim. Hiç beni yapmadılar üye nedense. Fakat çok ciddi Fenerbahçeliyim. Şu pandemi döneminde hani bir senedir falan artık seyretmiyorum. Zevk kalmadı ya bir yaşam. Seyircisiz. Yaşam sevincimiz falan gitti. Onun için de bir keyfi kalmadı. Yoksa futbol çok seviyorum. Yani futbol beni o zor günlerimde hani dedim ya çok dibe vurduğum günler oldu yani. Çok dibe vurduğum hayata günler oldu. Hayata tutunmanızı sağladı. O evet sağladı. Yani o maç yorumcular ve çoğu da arkadaşımdır. Yani bir sürü futbolcu Yılmaz falan, Yılmaz Vural falan benim çok yakın arkadaşlarım. Aslında bir tane kadın yorumcu çok güzel olabilirmiş gerçekten. İşte ne bileyim var şimdi Dijitürk'lerde falan bir sürü ben hani. Ben hissetmediğim için bilmiyorum. Ha. İşte artık ben de seyretmiyorum. Bıraktım. Hayır ben yani ben şey istemezdim. Şimdi kalkıp bir futbol adamının müzikle ilgili yorum yapması ne kadar hani insanlara antipatik gelirse benim de futbolla alakalı yorum yapmam antipatik gelebilirdi ama bir futbol adamıyla bir futbol insanıyla güzel bir şeyle böyle müzik futbol olabilirdi yani. Bence de olabilirmiş. Evet. Buyurunuz efendim. Fenerbahçeli Yeliz anlı şanlı futbol yorumcularına taş çıkartacak derecede teknik bilgiye sahip. Televizyonda yorum yapsa reyting rekorları kıracağına olan inancı da tam. Evet biraz kendi lisanımla yaparsam yani kendi ben mesela Twitter'da yazardım hep yazıyorlardı bana senin yorumlarına bayılıyoruz yorumcular senin gibi yapsa kıyamet kopar diye. Buyurunuz. Yapamazsam gözüm açık giderim dediği tek bir hayali var. O da Harbiye açık havada konser vermek. Müzikten bir daha kopmaya niyeti olmadığı için bu hayali çok da uzak sayılmaz. Yeliz, olgunluk yaşlarında müziğe ara verdiği yılların acısını çıkarırcasına üretiyor. Öldü bitti, bu son olur diyenlere inat, sanatını icra etmeye devam ediyor. Ve bir daha ara vermeye de hiç niyeti yok gibi. Çok mi? İnişli çıkışlıymış. Çok çok. Yani ama şöyle, şimdi bakıyorum. Ya mesela çok uzun bir yol değil mi şöyle evet. Hayat? Bana şu kadarmış gibi geliyor. Yani o zaman mesela ah işte ya ay 35 yaş mı? Hey, ay ne kadar uzak. 50 yaş mı? Hey, ay ne kadar uzak. Mesela annem 45 yaşına girdiğinde ay. Bana da öyle oluyordu. Çocukken ama. Fakat ne şimdi kadar çabuk geçmiş yıllar. Ne kadar çabuk. Ama çok dirayetliymişsiniz. Çok. Acayip şeyimdir yani. Güçlüyümdür. Küllerimden doğarım yani. Vallahi çok dirayetliymişsiniz. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak bir ayrıcalıktır efendim. Efendim. Evet. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.